Yusuf Kaplan, şafak bulutları, çığır, insan, sahabet, timseller nerede? Kaht-ı zamanlarındayız. kaht Rical, adam kıtlığı, adam gibi adamların yokluğu, yok edilmesi demek. Karakter sahibi insanlara su kadar, ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuz zorlu bir zaman diliminde, karakter sahibi insanların karakter suikastine tabi tutulması yeteri kadar düşündürücü hatta ürpertici. Hakikat Adamları Yalnızca tek derdi hakikat olan, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, bu dünyayı aşma derdiyle yanıp tutuşan, bu dünyanın ayartıcı ve azmanlaştırıcı nimetlerini elinin tersiyle iten hakikat adamları, önümüzdeki çakıl taşlarını temizleyerek bizi sahili selamete çıkarabilir. Yalnızca tek derdi hakikat olan, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, bu dünyayı aşma derdiyle yanıp tutuşan, bu dünyanın ayartıcı ve azmanlaştırıcı nimetlerinin elinin tersiyle iten hakikat adamları, İnsanlığa herkesin nefes alıp verebileceği kanatlandırıcı bir dünya kurmamızı sağlayacak muhkem yapı taşlarını şaşmaz bir teslimiyetle, İslam süreci, sarsılmaz bir inançla, iman süreci, kanatlandırıcı bir coşkuyla, ihsan süreci, döşeyebilir. Ve nihayet yalnızca tek derdi hakikat olan, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, bu dünyayı aşma derdiyle yanıp tutuşan, bu dünyanın ayartıcı ve azmanlaştırıcı nimetlerini elinin tersiyle iten hakikat adamları, hem bizim önümüzü hem de coğrafyamızın ve insanlığın önünü açabilir. Şafak bulutları, çığır, insan sahabe. Soruyorsunuz, bu leziz ve nefis insan tipi nerede şimdi? Tarihte söz konusu olmuş mu bunun örneği? Elbette. Sahabe. Münhasıran'da sahabe-i kiram haziratı. Allah Celle Celaluhu onlardan razı olsun ve bu leziz ve nefis insan örneklerini çığır insan sahabeleri bize hediye ettiği için de ona binlerce kez hamdolsun. Nerede bu insanlar şimdi diye sormayın bana. Her çağda insanlığın zifiri karanlığa gömüldüğü en zor zamanlarda bu çığır insanları her zaman çıkarır Rahman ve Rahim olan Allahü Teala, engin ve sınırsız rahmetinin gereği olarak. Klasik metinlerimizde sahabe karanlığın en zifiri noktaya ulaştığı sırada gönderilen şafak bulutları olarak tarif edilir. Ne muazzam bir tarif böyle. Hem karanlığı aydınlığa çevirecek hem de gök ekini bulutlarla insanlığa Rahman'ın rahmeti yağmurlarla çölü, çölleşmeyi sona erdirecek, insanlığın susuzluğunu giderecek, diriltici tohumlar ekecek, çığır insanlar. Kur'an rehber, peygamber önder, sahabe örnek. Hakikat kitabı Kur'an rehber, rahmet elçisi Ufuk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Önder, Kur'an'ın nurunu, narları, ateşleri söndürecek bir aşkla yakan, hakikat ışığını şevkle hayata geçiren çığır insan sahabe en mükemmel örnek. Bugün kalbi ya hak diye atan, zihni ey hakikat diye zonklayan, hakikat adamlarının önüne açan, bu dünyadan hiçbir beklentisi olmayan çığır insanlara, sahabe ruhlu yürek ülkesinin çocuklarına ihtiyacımız var en çok. Her mümin Allah sevgisi, peygamber aşkı ve sahabe ruhuyla donandığı zaman kimse duramaz. Müslümanların önünde. Aşılmaz sanılan engeller işte o zamanlar açılır. Yolunu şaşıran, susuzluk çeken insanın kalbi o zaman fethedilir. Susuzluğu işte o zaman giderilir. İnsanlık yürek ülkesinin çocuklarının vefakar, cefakar, cehd ve gayretiyle işte o zaman yürek ülkesine ulaşır. Sağda Hazreti Ebubekir, solda Hazreti Ömer, önde Hazreti Osman, arkada Hazreti Ali karakteri. O yüzden genelde her müminin özelde ise önce insanların, liderlerin etrafında dört büyük sahabe örneklik eder etmelidir bize. Sağına sadakat timsali Hazreti Ebubekir karakteri, soluna adalet timsali Hazreti Ömer karakteri, önüne ahlak timsali Hazreti Osman karakteri, arkasına ise cesaret timsali Hazreti Ali karakteri yerleştirmeli ve ondan sonra yola çıkmalıdır Müslüman. İşte o zaman yıkılmaz sanılan duvarlar yıkılır, açılmaz sanılan kapılar açılır ardına kadar. İşte o zaman karanlığın en zifiri noktaya ulaştığı anda şafak atar ve şafak bulutları insanlığa kanatlandırıcı bir rahmet ve diriltici bir hakikat ışığı sunar. Bu insanlar var aramızda. İşte Sezai Karakoç, yaşayan sahabeyi andıran çığır insandır. Onun sözleri dikkate alınmalı, söylediklerine dikkatle kulak kabartılmalıdır. Ben deniz kendimi bu insanlardan biri olarak görmüyorum. Bu insanlar gibi olmaya çalışan, cehteden, fikir oluş ve varoluş hiçleşme çilesi çeken, o yüzden bu dünyayı elinin tersiyle iten, kendisini sadece hakikate kilitleyen, mevziyi koruma savaşı veren, insanlığın yükünü omuzlarında hisseden aciz bir kul olarak görüyorum. Ortalığın çakallardan yalakalardan geçilmediği zor zamanlarda hakikat bayrağı yere düşmesin, hakikat bayrağını yeniden göndere çekecek yolculuk sekteye uğramasın diye sadece hakikati hatırlatan hakikat insanlarına saldırmak, karakter suikastine tabi tutmak, bir toplumu intiharın eşiğine sürüklemek anlamına gelir. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak